Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Federal İstihbarat Servisine talimat verdi. Vatan hainlerinin hepsini zaman aşımına uğramadan cezalandırın dedi. Putin'in bu açıklamayı Ukrayna sınırındaki Rus kenti Belgorod'a sızma girişimleri ve saldırıların arttığı dönemde yaptı. O saldırıların arkasında Ukrayna safına geçen Rus milisler var. Hainleri zaman aşımı olmaksızın cezalandıracağız. Beşinci kez Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'in hedefinde vatan hainleri var. Putin, Rusya Federal İstihbarat Servisi FSB ile toplantı yaptı. Rus istihbaratına devlete ihanet edenleri yakalayıp derhal cezalandırma talimatı verdi. Hepsinin ismini ifşa edin dedi. Onların kim olduğunu unutmamalıyız. Hepsini isimleriyle tespit etmenizi rica ediyorum. Nerede olurlarsa olsunlar, hainleri zaman aşımı olmaksızın cezalandıracağız. Putin'in hedefinde özellikle Rusya'nın Ukrayna sınırındaki topraklarına sızmaya çalışan milis güçler vardı. Bu güçler Ukrayna safına geçen Putin karşıtı Ruslardan oluşuyor. Putin onlara hain deyip 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'yla işbirliği yapan Rusya Kurtuluş Ordusu'na benzetti. Efendileri tarafından savaşa gönderiliyorlar ve hak ettiklerini alıyorlar dedi. Bu hainlere gelince şimdiki efendileri onlara merhametten kaçınmıyor. Katliamda yem olmak üzere doğrudan savaşa gönderiliyorlar ve hak ettiklerini alıyorlar. Rusya'nın düşmanları kiminle uğraştıklarını anlamıyor. Sırada dünyadaki gelişmelerden derlediğimiz küresel rapor var. Fransa'da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları ülke genelinde greve gitti. Başta öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları olmak üzere çok sayıda meslek grubu sokağa inerken öğretmenlere destek için öğrenciler de derslere girmedi. Başkent Paris'te Senato yakınlarında bir araya gelen kamu çalışanları, kamu hizmetini koruyup yıkımına son verelim yazılı pankart taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümetle Teksas eyaletini karşı karşıya getiren yetki krizi çözülemiyor. Teksas eyalet yönetimi Meksika'dan yasa dışı yolla giren göçmenlerin eyalet polisince gözaltına alınmasını öngören yasayı çıkardı. Federal hükümetten tepki gecikmedi. Yargıya taşınan kriz hukuk savaşına dönüştü. Önce Anayasa Mahkemesi Teksas lehine karar verdi. Saatler sonra Temiz Mahkemesi devreye girip Teksas polisinin yasa dışı göçmenleri gözaltına alma yetkisini askıya aldı. Son dönemin en konuşulan ismi Kate Middleton. Yeni bir skandalla gündemde. Galler Prensesi'nin Ocak ayında karın ameliyatı olduğu hastanede güvenlik ihlali tespit edildi. Bir personel Middleton'ın şahsi tıbbi belgelerine erişmeye çalıştı ve yakalandı. Hastane yönetimi olayla ilgili iç soruşturma başlattı. Herkesin başına ne geldiğini merak ettiği Kate Middleton ise hala sessiz. Aylardır soru işaretlerini giderecek tek bir açıklama yapmadı. Eşi Prens William'la alışverişten dönerken çekilen videosu da prensesin hayatta ve iyi olduğunu kanıtlamaya yetmedi. Görüntüdeki kadının dublör olduğu, Kate Middleton'ın öldüğüne ilişkin komplo teorileri ortaya atıldı.